Değerli Toplum 24 televizyonu izleyenleri, sizlerle doğanın kirlenmesi konusunu ele almak istiyorum bugün. Şöyle, doğada kirlenme diye bir şey yok ama doğa kirleniyor. Niye kirleniyor? Çünkü insanların atıkları ve artıkları doğanın kendi çözemediği maddeler olarak birikim yapıyor ve insanlar hem üretim sürecinden hem tüketim sürecinden atıklar üretiyorlar. Üretim o kadar yüksek seviyede atık ve artık üretiyor ki gereken şey alındıktan sonra kalan atık öyle önemli miktarlarda ortaya çıkıyor ki bunların bir yerlere atılması bile bir sorun oluyor. Çünkü bir yerlere toplanarak atıldığı zaman orada o kadar büyük bir giderilemez sorun ortaya çıkıyor ki bu sefer bunların hem yayılması hem kendi coğrafyalarından uzaklaştırılması gerekiyor. Bu konuda kapitalizmin bir çok kötü bir uygulamasını ilk önce hatırlayalım. Gelişmiş ülkeler fabrikasyon ürünlerini, sanayi ürünlerini yaptıktan sonra ortaya çıkan atıkları kendi ülkeleri dışında ülkelere sevk ediyorlar. Bunun için gariban ülkeleri, ezilen ülkeleri hedef almışlar. Hatta bazı Afrika ülkeleri bu atıkların depolanma yerleri olarak belirlenmiş. Bunların anlaşmaları yapılmış. Tabii bir kısmı kandırmacalı olsa gerek bunların. Ve oralarda yığılmalar, doğanın çözemeyeceği yığılmalar ortaya çıkmaya başlamış. Aynı zamanda tabii bu kapitalizm üretim sürecinde o kadar bencilce yöntemler uyguluyor ki kendi atıklarının insanların ulaşamayacağı yerlere sevk edilmesi konusunda yollar bulmuş. Örneğin Avusturya-Alman sanayisinin atıkları için bulduğu yollardan birisi Karadeniz'e su yoluyla ulaştıktan sonra Karadeniz'in dibine yollamak. Bunun sorunları zaman zaman ortaya çıktı, öğrenildi. Tabii büyük tepki topladı ancak denizin dibindeki bu suç delillerinin ortaya çıkartılması mümkün olmadığı gibi kimsenin bunu yapmaya gücü de yetmez, niyeti de yok. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğimiz zaman iki yanı okyanus olan bu şanslı devlet okyanusun dibine atıklarını gönderme konusunda hiçbir sorumluluk taşımadan devamlı bunu yapıyor. Yapıldığı zaman zaman ortaya çıkıyor, açıklanıyor ve bunlar yüzünden elbette suçlanacak veyahut cezalandırılacak bir duruma uğramıyor. İspatı nerede? İstersen bul çıkar. Şimdi bu üretim sürecinin sonucu kapitalizmde. Bir de kapitalizmde tüketim sürecinin sonucu olan şeyler var. Bunların başında ambalaj malzemesi geliyor. İnsanlık geliştikçe çöp biriktiren bir yaratık halini aldı. Genellikle bu gelişmeye uğrayan her yerde yaşanan bir şey. Ve ambalaj malzemelerinin birikmesi, bunların kullanılmaması,
zaman zaman kullanılanları olmakla birlikte bunların çok sistemli çözümlere ulaştırılmaması büyük sorunlara yol açıyor. Tabii bunların tam olarak önlenmesi bu gelişmişlik sürecinde gelişme sürdüğü sürece, gelişmeden kastığımız üretimdir. Bir çözüme ulaşılması mümkün olmayan şeyler. Ama bu işte kapitalizmin sorumlu olduğunu, üretim için, kar için her şeyin yapıldığını bilmekle birlikte bunun tarihinin daha da eskiye gittiğini aslında ortaya çıkarmamız lazım. Şöyle, insanlık gelişmeye göstermeye başladıktan hemen sonra doğanın zararı da ortaya çıkmaya başlıyor. Yani İsa daha doğmadan önce, yani Neolitik devrim daha tarım devrimi yapılmadan önce bile insanların tahribatı, doğaya verdiği zararlar, insanlardan ileri gelmiş olan, en başta ağaç kesimi yoluyla, ağaçların kullanılması dolayısıyla hem inşaatta hem ev yapımında, gemi yapımında ve yakacak olarak bunların kullanılması çok büyük bir doğa tahribatına yol açmış durumda. Ve şöyle, İskoçya'nın kuzeyinde ki ücra bir köşe olduğunu hepimiz biliriz. 4000 yıl önce ormanların olması gerekenden çok az bir seviyeye düştüğü biliniyor. Hatta yer yer yok edildiği biliniyor. Bunun yanı sıra Karadeniz çamı gemi yapımında kullanılan tahta özellikleri yüzünden İsa'dan önceki bin yıllarda yok edilmiş durumda. Bugün o bitkinin izi bile bulunmuyormuş hiçbir yerde. Çin'de de benzer şeyler yaşanmış. Milattan önce 4. yüzyılda bir Çinli düşünür, geleceğin doğa tahribatıyla birlikte garantili olamayacağı yolunda bir şeyler söylemiş. Yani bir bilinç de var aslında. Doğa tahribatının ve doğaya verilen zararın ne gibi sonuçlara yol açtığı biliniyor hatta. Şimdi bunun tabii altında ne var, kökünde ne var? Buna bakacak olursak insanın ben merkezciliği var. Her şey insan için. Daha evvel de sözünü zaman zaman etmiştik. İnsan kendini dünyanın da doğanın da merkezinde zannediyor. Oysa merkezinde olmak bir yana, biz herhangi bir canlı gibi, hatta canlı olmak da gerekmiyor. Herhangi bir doğanın nesnesi, parçası, özelliği gibi biz de onun bir parçasıyız. Ve bu parça olmak, sahip olmak yerine parça olmak bilinci gelişmedikçe bizim doğaya zarar verme yolumuzun tıkanması pek mümkün gözükmüyor. Ve gelelim bütün bunlardan çıkaracağımız bir sonuca. Durum çok umutlu gözükmüyor. Çünkü insanın doğayı kirletmesi ve tahrip etmesi derecesi giderek yükselen bir şey. Bırakalım biz bunun azaltılmasını, sürekli yükselmekte. Doğal kaynaklar kurutulmakta. Maden cevherleri tüketilmekte. Her şey insafsızca çoğaltılmaya çalışılıyor. Amazon ormanlarının kaderiyle ilgili bir şey duymayan kimse kalmamıştır. Gene
üretim için, yani hayvan üretimi için, hayvanlara mera yapılması için bu ormanların yok edildiğini her geçen gün çeşitli yerlerden okuyoruz. İnsan, insan olma bilincine, doğanın bir parçası olma bilincine inşallah yakın zamanlarda, yakın yüzyıllarda varır. Biz onu tüketmeden bu işi yoluna koyarız, umudumuzu belirtelim. Hoşça kalın.